Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Isparta'nın en köklü işletmelerinden biri bizlere konuk etti. Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi'ndeyiz. Yanımda Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Aras var. Nafi Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Efendim, ben Huzur Evi Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı'nın başkanıyım. Ayrıca da meslek olarak da eczacıyım. Mesela burada eczanem var. Evet. Peki Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Efendim, Isparta Huzur Evi olarak Cumhuriyet'in 50. yılında bir grup idealist insan Huzur Evi Yardımlaşma Vakfı'nı kurmak için bir araya geldi. Böyle sayarsak 45 yıldır bu insanların çoğu, bir kısmı ebediyete intikal etti ama bir kısmı da halen daha faaliyettedir. Ben 45 yıldır bu işin içindeyim. Peki Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi ne gibi hizmetler sunar? Bunlardan da biraz bahsedelim. Isparta Engelli Merkezi, Bakım Merkezi. Ayrıca şunu bahsetmek isterim. Isparta'da başka bir bu çeşit şey yok. Ispartalı engellilerimiz de başka yere gitmek istemiyorlar. Bu bir ihtiyaç olarak görüldü. Huzur Evi'nin dışında Engelli Bakım Merkezi olarak bir yer kurmayı düşündük. Ve bir apartmanı olduğu gibi kiraladık. Ve oraya 14 bin lira da kira veriyorduk. Burada 4-5 sene faaliyet gösterdik. Sonra 2 sene içinde bu içinde bulunduğumuz binayı Ispartalımızın yardımlarıyla, tabii ki bunun içinde belediyemiz var, çeşitli zengin ticarethane sahipleri var, büyük yardımlarda bulunanlar da var. Ama gerçekte çoğunluğu Ispartalı yapmıştır burayı. Peki yaşlılarımızın, hastalarımızın mutlaka bir kabul edilme şartları vardır. Bu şartlardan da bahsedebilir miyiz izleyicilerimizi açıklamak açısından? Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bir grup olarak önce dernek olarak başladık. Sonra vakıf kurduk. Dernek olarak başladığımızda bütün bizim şeyimiz, amacımız kâr gayesi değil, yardıma muhtaç olana ve insana hizmetti. Onun için huzur evimizde kâr gayesi gütmedik. Şöyle düşünüyoruz, bize müracaat edenin mal varlığı ve gelirini araştırıyoruz. Eğer verebilecek durumdaysa, ne kadar verebiliyorsa onu alıyoruz. Varlığı iyiyse bizim tarifimiz var. O tarife üzerinden alıyoruz. Ama hiçbir şey yoksa, ki 13 kişiye hiç para almadan bakıyoruz, onlardan da para almadan hizmeti devam ettiriyoruz. Evet, bu gerçekten Isparta için harika bir hizmet. Yani burada bakıma muhtaç, durumu olmayan yaşlıları da bünyenizde barındırıyorsunuz. Bu yönden de sizleri tebrik etmek istiyorum. Isparta ve Türkiye halkı adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bilinçli yöneticiler olduğunu bilmek bizleri gerçekten çok sevindiriyor. Peki bakım merkezimiz kaç kişilik bir kapasiteye sahip? Şimdi engelli bakım merkezimiz yeni yapılan 65 kapasitesi var. Huzur evi merkezimiz kapasitesi geniş. 125 kapasitesi var ama şimdilik 59 kişiyle yürütüyoruz. Peki özel bir ziyaret günümüz, saatimiz var mıdır? Yoksa günün 24 saat, haftanın 7 günü ziyaret edilebiliyor mu hastalarımız ve engellilerimiz? Efendim, bu ziyaretler için gün koymayı düşünmedik.
bu şeylerin yatanların sahipleri istediği zaman bize müracaat ederler. Biz onlarla görüşür, araştırırız. Randevu veririz, kabul ederiz. Peki biraz da sosyal faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Biraz kısaca bahsedebilir miyiz sosyal faaliyetlerimizden? Sosyal faaliyetlerimiz geniş şekilde oluyor. Okullar çok bize rağbet ediyorlar. Geliyorlar burada, yaşlılara şiirler okuyorlar, oyunlar okuyorlar, beraber oluyorlar. Üniversiteden eğitim için gelen de oluyor. Geriatri merkezinden de çok ilgi görüyoruz. Onlar da sık sık geliyorlar. Bütün üniversiteler geliyor. Valimiz çok ilgili. Sık sık ziyaret ediyor. Belediyemiz bize zaten arkamızda. Onun da yardımlarını görüyoruz ama biraz daha fazlasını da istiyoruz yani. Onu da belirtmek isteriz. Peki şunu da sormak istiyorum. Sektörünüz gereği, yani buradaki hastalarımızın, engellilerimizin kişisel bakımı normalden çok daha fazla ihtiyaçları var. Personel sayınız kaç burada? Yani kaç personel çalışıyor? Ayrı ayrı söylersek 33 personel bakım merkezinde, engelli bakım merkezinde, 32 personel de yaşlı bakım merkezinde var. Yani 65 personelimiz var. Burada yaşlılarımızın ve engellilerimizin de yediklerine içtiklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani catering şirketinden mi geliyor yemekleriniz, yoksa sizler burada özel aşçılarınız mı yapıyor? Biz özel aşçılarımız var ve çok iyi aşçımız var. Şimdi Ramazanlarda biz iftar yemeği veririz. Ispartalı da buna alışmıştır. Ramazan başlamadan sıraya girerler. Her akşam iftar yemeği veririz. Ve aşçılarımız da beğenirler, yani çok güzel yemekler yaparlar. Bunun gelirini de bize bırakırlar. Röportajımı sonlandırmadan önce Nafi Bey, yönetim kurulumuz burada. Yönetim kurulumuzu da sizler bir tanıtsanız bizlere, izleyicilerimize de biz buradan aktarsak. Efendim, yönetim kurulumuz hepsi idealist kimselerden bir şekil. Ayrıca kendi işleri ve sosyal işleri de olan arkadaşlarımız bütün vakitlerini bu işlere ayıran arkadaşlarımız. Ayrıca şunu ifade edeyim. 45 yıldır biz bu işi yürütüyoruz ama bir kuruş ücret almıyoruz. Sadece bizim derdimiz hizmettir. Hizmetin vatana hizmet olduğunu, memlekete hizmet olduğunu, milliyetçiliğin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzu şöyle bir baştan tanısak, isim, soy isim ve yetkileriyle beraber. Evet. Sağınızda hanım Serap Hanım vakıf başkan yardımcısıdır. Evet, yanındaki huzurevi bakım merkezinin müdürüdür. Hasan Bey dernek, ilk önce dernek kuruldu demiştim. Onun başkanıdır. Evet, yanındaki Zeki Bey başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve engelli bakım merkezi müdürü Ertan Bey. Yönetim kurulumuza da bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Efendim, biz büyük emeklerle ve Ispartalı'nın yardımlarıyla bu gördüğünüz binayı yaptık ve buraya aşağı yukarı bir ay olmadı taşınalı. Çok yeni taşındık. İhtiyaçlarımız var. Ama ayrıca da huzurevi yaşlı bakım merkezimiz de yaşlandı, bina olarak yaşlandı. Yeni bir bakım merkezi inşa etmeyi düşünüyoruz. Planlarımız, projelerimiz hazır. Bizlere yardım etmesini istiyoruz halkımızın. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz.
Isparta Huzur ve Engelli Bakım Merkezi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?